Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Muhafazakar muhalefetin yabancılaştırıcı etkisi ve Boğaz içinde şaşırtıcı birliktelikler. Selçuk Türk Yılmaz. Gezi Parkı olaylarının FETÖ operasyonu olduğu ilk günlerden belli olmuştu. Buna rağmen günümüze kadar devam edecek emperyalist saldırıları organize eden koalisyon tam olarak açığa çıkarılamadı. Koalisyonu açığa çıkarmak için insanüstü bir gayret gösterilmesi gerekiyordu zira unsurları kurumlarımızın içine girmişti. 2013'ten 2016'ya kadar geçen 3 sene kurumlara yerleşen unsurların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Emperyalist saldırılara göğüs germek ve ayakta kalmak gerekiyordu fakat içerideki unsurlar bu mücadeleyi zafa uğratmak için ellerinden geleni ardına koymuyordu. Klasik cephe mücadelesi terk edilmişti. Bir yüzyıldan fazla bir zamanda ele geçirdikleri siperlerden aynı anda saldırıya geçtiler. Üniversite öğrencilik yıllarımızda bir takım kişilerle ilgili olarak çeşitli iddialar gündeme gelmekteydi. Bu iddialar muhafazakar dindar camia içinde şöhretli kişiler ve onların yabancı merkezlerle kurdukları derin ilişkiler üzerineydi. O zamanlarda bu iddialar bize çok da şaşırtıcı gelmiyordu. FETÖ gibi örgütlü yapıların faaliyetleri ve örgüt fikirlerinin bağlıları üzerindeki yansımaları coğrafyamızdan derin bir kopuşu aleni bir şekilde gösteriyordu. Şimdilerde pişmanlık yazıları yazarak enayiliğini ibraz edenlerin bu faaliyetleri ve yansımaları görmemesi mümkün değildi. Bireysel düzeyde derin ilişkilere sahip olanların da geniş küresel ağlara dahil oldukları yönünde güçlü emareler vardı. Muhafazakar dindar cemaat yapıları arasındaki derin ayrışma dershane tartışmalarından sonra yaşandı. Gelecek ve deva partilerini de bu derin ayrışmanın yansımaları olarak görebiliriz. Bu iki partinin mensupları yaşanan derin ayrışmaya muhalefet ve iktidar çatışması kavramıyla meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Fakat kendileri de dershane tartışmalarını ayrışmanın başlangıç noktası olarak gördüklerini beyan ediyorlar. Emperyal merkezlerin güdümünde hareket eden kurumları bağımlı yapılan kavramıyla tanımlamıştık. Bu kavramın muhafazakar dindar yapıları da kapsadığı gittikçe daha iyi anlaşılıyor. Gezi Parkı olayları bağımlı yapılar arasındaki ilişkilerin derin köklerine işaret etmişti. Türkiye'nin coğrafya mücadelesi devam ettikçe bu ilişkilerin daha da belirginleşeceği anlaşılıyor. 2013'ten sonraki gelişmeler şaşırtıcı birliktelikleri açığa çıkarmıştı. Türkiye'nin yerlilik ve millilik mücadelesi güçlendikçe direncin de artacağını söyleyebiliriz. Bağımlı yapılar emperyal merkezlerin doğrultusunda hareket ettikçe yerel düzeyde güç kaybediyor. Bu da yerlilik ve millilik kavramlarının derin köklerine işaret eder. Fakat bu dönemde çok derin yansımaları olan bir gerilim ve çatışmaya dikkat çekmek isterim. Sol çevreler kendi içlerindeki tartışmaları harici fikirler ve kavramlar üzerinden yaptı. Bu sebeple onların yaşadıkları ayrışma farklı düzeylerde savrulmayla neticelendi. Bu durum laik çevreler için de geçerlidir. Nihai anlaşmada Avrupa değerlerini kutsamaya kadar vardılar. Bunun da bir yabancılaşmayla neticelenmesi kaçınılmazdı. İslamcılık ve milliyetçilik akımlarının gelişi güzel kavramlarla anlaşılamayacağını teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü muhafazakar dindar bağımlı yapıların yabancılaştırıcı eylemlerine karşı oluşan güçlü direnişi ihsa ederken bu akımlara müracaat etmek gereği hissediyoruz. Herhangi bir fikri geleneğin temsilcisi olmayan bağımlılık ilişkisi çerçevesinde farklı kimliklere bürünmüş kişiler ve yapılar arasındaki şaşırtıcı yakınlaşma fikirler tarihini de yakından ilgilendirir. 2013'te ağaç bahanesiyle farklı kimliklere bürünmüş bağımlı yapıları bir araya getirmişlerdi. Derin ayrışmanın yansıması olan Deva ve Gelecek Partilerinin başkanları da yapay sorunları bahane olarak kullanıyor. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi sol kendi içindeki tartışmaları hesaplaşmayı harici fikir ve kavramlar üzerinden yapmıştı sürüklendikleri yeri kendileri bile anlayamadı derin ayrışmanın yansıması olan partilerin yedeğindeki gazetelerde de benzer bir durumu görebiliriz. Onlar da harici fikirleri ve kavramları temel alıyorlar. Bugünkü derin yabancılaşmayı da nihai bir aşamaya taşımak istediklerini söyleyebiliriz. Yani muhafazakar muhalefet, belirli bir çevreyi emperyalist batının hizmetine sunuyor. Geçmişte bir takım yapıların bağlıları üzerindeki yabancılaştırıcı etkisini gördükçe bir gün ihanet edeceklerine kâni olmuştuk. O gün geldi ve ihanet ettiler. Derin bağlantılarından şüphe duyulan şahıslar da şaşırtmadı. Şaşırtıcı olansa farklı kimliklere sahip olan yapılar arasındaki derin ilişkilerdir. Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Selçuk Türk Yılmaz.